5 gündür haber alınamayınca yakınları endişelenmiş ve kapıyı kırıp içeri giren ekipler korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Emekli öğretmenin evi çöp yığınlarıyla doluydu ki haberini dün vermiştik. Bugün üzücü bir gelişme daha yaşandı. O çöplerin arasında Hasan öğretmenin cansız bedeni bulundu. Emekli matematik öğretmeni. Problem büyük, görüyorsunuz. Elim haberim duyduk. Biriktirme hastasıydı. 20 yıl boyunca eline ne geçtiyse sakladı. Emekli öğretmen çöp evinde ölü bulundu. Eskiden beri ruhsal bir bozukluğu var bunun. Bizim bildiğimiz 20 senedir falan biriktiriyor. Hasan Ergin 82 yaşındaydı. Yıllarca matematik öğretmenliği yapmış. Bu hastalığa da o yıllarda yakalanmıştı. Bir oda vermişler. Bütün okulun laboratuvar şeylerini odasını biriktirmiş. Orada başlamış yani o çöp biriktirme. Emekli olduktan sonra Avcılar'daki evinde yalnız yaşıyordu. Biriktirme hastalığı daha da arttı. Evi çöplerle doldurdu. Yakınları 5 gün boyunca emekli öğretmen Hasan Ergin'den haber alamamıştı. Ve ekipler buraya çağrıldı. Evin kapısı kırıldığında çöp yığınıyla karşılaştılar. Bütün mahalleler dolaşıp çöp toplayıp getiriyordu. Üzülüyorduk gördükçe ama mani olamıyorduk tabii. Hiçbir arkadaşı yok. Çalıştığı okullarda da samimi bir arkadaş olmamıştır bu adamın. Ekipler evi temizlemeye başladı ama Hasan öğretmen ortada yoktu. Yakınları kaybolduğunu düşündü. O çöp yığınlarının arasında olduğu kimsenin aklının ucundan geçmemişti. Dün akşam yeğenleri yine buraya geldi. Çöplerin arasında dolaşmaya başladılar ve elbise yığınlarının altında Hasan Ergin'in cansız bedeniyle karşılaştılar. Kimsenin sözünü bakmıyordu. Yeğenleri çöpü temizleyelim demişler geçen geldiklerinde. Temizlettirmemiş. Çöp evden çıkan drama, yakınları da komşuları da inanamadı. Hasan öğretmenin cansız bedeni adli tıpa götürülürken ekipler yoğun mesaideydi. Evden çıkan tonlarca çöp kamyonlarla böyle taşındı.